Herkesin bir hikayesi var. Keşke hep güzel şeylerden bahsedebilsek. Keşke bahsettiğimiz şeylerden, burada anlattığımız, burada işlediğimiz konulardan içimiz açılsa. Evet. Ne diyelim? Dert üstü, murad üstü yaşayıp gidiyoruz. İyi şeyler olsun hayatımızda. Rahatsız olmayın lütfen. Evet. Geri çek. İnşallah hazırladığınız videoyu izlemek üzere araca gitti. Merhaba, ben Burcu. İkimizin de babaları aynı kişi. Ben sana ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Galiba sosyal medya hesaplarına çok bakmıyorsun. Gel, çok önemli mali konular hakkında seninle konuşalım. İnan bana, eminim ki bu videoyu izliyorsan ikimizin de karlı çıkacağını düşünüyorum bu durumdan. Beni bunun için mi çağırdılar? Mali konuları konuşmak. Karlı çıkacağım bir teklif. Çok tepkili size karşı tabii, yani hani çok da haklı buluyorum tepkisini. Babasız büyümek kolay değil. Babayı hiç tanımadan, onun eksikliğini yoğun bir biçimde duyarak büyümek gerçekten çok zor. Belki haklı olabilirsiniz ama... Belki mi? Yani bilmiyorum. Ben çocuğumu hiç görmedim. Ben de merak ediyorum tabii. Evet. Babam böyle işte Ayşegül Hanım. Evet, o sizi çok merak etmiyor pek... ama... Evet. Belki iki çift edecek lafı vardır. O yüzden gelir inşallah. Benim kızımdır. Başımın tacıdır yani. Ya ne kadar bazı şeylerde böyle yani başımın tacıdır. Babamın... Her şeyin sözde olması ne kötü bir şey yani. Sözde. Böyle konuşarak sizi de aslında üzmek istemem her ama... Her şey Allah'tan tabii ama yapacak da bir şey yok. Ne bileyim ben inşallah iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. Zor zamanlar, çok da zor zamanlar geçirmişler. Çok. En azından kızınız kendi adına babayı tanımayarak, hiç tanımayarak büyüdüğü için... Yani çok paraydı, puldu, öyle çok umrunda olan bir çocuk değil zaten. Ama bir yerde ben anlaşabileceğimizi düşünüyorum sanki. Yani çünkü sizin aklınız zaten Burcu hep şeyde ya, anlaşabileceğimiz. Siz başka bir yerdesiniz. Hangi anlamda anlaşabileceğimiz? Yani şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım. Yani kendinin de hak ettiği bir değer, yani hak ettiğinden de fazlasını almasını istiyorum açıkçası. Siz maddi olarak düşünüyorsunuz sadece. Yani ben kendimi düşünüyorum, ben onu düşünüyorum. Ben Dilek'in maddi olarak çok fazla bir şey düşündüğünü zannetmiyorum açıkçası. Yani ben tanımak istiyorum aslında. Düşünce yapısını da merak ediyorum. İnşallah. Kendisi nasıl bir insan? İnşallah gelsin. İnşallah gelsin, gelir. Gelsin görelim. Onu da düşüncelerini alalım. Hadi Dilek gel. Gel. Merhaba Dilek. Hoş geldin. Merhaba Şükrü. Kız kardeşin Burcu... Baban Onur Bey, Dilek kızınız. Nasılsın? Hoş beş faslını geçelim Ayşegül Hanım. Belli ki hani buraya başka şeyler konuşmaya gelmişler. Ya kusura bakma seni böyle bu program aracılığıyla buldum. Kusura bakma. Evet kusura bakma. Çünkü sosyal medya aracılığıyla sana ulaşmaya çalıştım. Ve sen herhalde çok bakmıyorsun sosyal medyaya. Tanımadıklarıma kapalı program. Dilek de bayağı büyümüş. Küçüklüğümü biliyor muydun sanki? Yani yok, onu demek istemedim. Daha küçük bekliyordum. Evet, niye çağırdın Burcu beni? Açıkçası ben seninle her şeyi konuşmak istiyorum. Kendini benim yanımda rahat hissedebilirsin. Gerçekten. Çok teşekkür ederim söylediğin için. Sen de öyle. Bak şimdi yaşın genç.
Daha hayatın başındasın. Yani hayatı kurmak o kadar kolay değil. Biliyorsun bir kurarken bu hayatı bir süre geçiyor. Eminim senden daha zor şartlarda kendi ayaklarımın üstünde iletişim fakültesi bitirdim ben. Harika. O yüzden zor bir hayat nasıl kurulur ve nasıl idame ettirilir? Ben sana istersen birkaç tüyo verebilirim. Bak ortak bulduk. O da saçmalama şeyde, ne ortağı ya. Şirketi senin yönetmen gerekiyor. Bak hayatın da aileni yönettiğin gibi yönetiyorsan şirketini o şirket batmıştır. Yok. Yani bizim ajansta güzel bir iş bulabiliriz aslında değil mi? Kurucu. Bunları konuşmuştuk. Sen bir şey yapmasan karışma. Ben diyorum ki yolun daha başındasın. Gel hayatını kurman için sana tekliflerde bulunayım. Ya bak ben seni çok iyi anlıyorum. Babam zamanında bir hatalar etmiş değil mi? Ben de bilmiyordum bir ablam var. Hata falan yok yani. Özde bazı şeyler olmuştur. Bunlar hata bile değil. Bunlar yanlış. Bunlar çok ötesinde bir şey. Ne alakası var? Hata nedir biliyor musun? Ben kızımı seviyorum şimdi. İnsanın yaptığının arkasında duramaması. Çok haklısın bak. Ben de bu yüzden babamı buraya getirdim zaten. Sana bu programı aracılığıyla ulaştım. Çünkü neden? Biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ya lütfen. Yani her düşündüğünüz doğru değildir. Beni anlamanız gerekiyor. Bir de benim tarafımdan bakın. Baba. Özde seni hala hiç görmediğim kendisi. İçin senin tarafından da bakamıyorum. Baba çok pardon, yalnız sizin yalnız tarafınızdan yalnız da bakamıyorum diyeyim. Bana bu yönetme, yönetilme, para, pul tarzı şeylerden bahsetmek için çağırdıysanız çok teşekkür ediyorum. Hepsi sizin olsun ki zaten sizin de hiçbirinde gözüm yok. Hayır bak sen gerçekten sen yanlış anladın. Ben yanlış anlamadım. Ben doğru anladığım için şu an iğreniyorum sen şu konuşmadan. Sen ve Burcu'ya yetecek kadar param var ve ben yıllar boyu çalıştım ve her şeyi sizlere bırakıyorum ve senin de güzel yönüteceğine ya, inanıyorum. O değil. Ben senin getiremediğin şey alsın. Para değil zaten. Yani bazı duygular yani öfkeyle söylenebilir. Yani sonra üzüleceğin şeyleri söyleme kızım. Sonra üzüleceğin şeyler yapma. Ya da üzülecek bir şey varsa ortada ona üzül. Ben üzüldüğün bir şey için, yapmadım. Pişman olduğun için beni buraya davet etmiş oldun. Annenle anlaştık. O zaman ben nişanlıyken bu olaylar yaşandı. Evet rahat gerçekten, bir insan baba. Yani, gerçekten. Ben anneme çekmişim şu an daha net anlıyorum. Ama hayatım boyunca ben bu kadar rahat olamadım. Şimdi Dilek bunu kabul eder etmez ama bitirdiği okulla ilgili. Ben bu teklifi duymayı bile kabul etmiyordum. Anlıyorum. Ama şu an gerçekten sizin için geldim. Anlıyorum Dilek ama hani baban da hani bitirdiğin okulla alakalı sana yani yardımcı olabileceğin, destek olabileceğini söylüyor. Bundan yararlanabilirsin. Ben iyi yöneteceğine eminim. Ben kızım. Özel üniversitelerde tam burslu okumak yerine bir devlet üniversitesinde kendi ayaklarımın üstünde durarak başarı bursuyla bitirdim. Ben yani başarı derecesiyle bitirdim. Seninle gurur duyuyorum. Şirket ortaklığı keşke neden ben de seninle duyabilseydim. Ya bak anladığım kadarıyla sen de mirasın reddini kabul ediyorsun bence. Aynı fikirdeyiz seninle. Ben öyle düşünüyorum. Özür diliyorum. Çocukluğum boyunca görmeyi dilediğim seni hiç tanımamış olmayı dilerdim. Nereye kızım? Ya aynı fikirdeyiz hepsi zaten. Hepsi sizin olabilir. İşte yani istemiyorum. Kızım mirasın işte bak. Istiyor. Boş ne güzel. Parayla ilgili herhangi bir sorunu yok. İşte tamam. Ben de bunu istiyordum. Tamam ben de bunu istiyordum. Mirasın reddini kabul ettiğimiz gibi. Yok kesinlikle. Tamam. Ben kızım hala, kızım benim kızım. Ayşegül Hanım size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Gerçekten ekranda çok farklı görünüyor ama yakında çok güzelsiniz. Çok özel görünüyorsunuz. Onu söylemek istemiştim. Anladım. Çok iyi ki söylediniz yani. Sizin işiniz zor Burcu Hanım. Ne demişler? Çok eski bir laf belki ama huylu huyundan ne yapmazmış, vazgeçmezmiş. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.